Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları kovanlardan kendine yuvalar edin. Sonra her çeşit üründen ye. Sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü. Karınlarından insanlara şifa olan renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar. Elbette bunda düşünen kimseler için ibret vardır. Olağanüstü yetenekleriyle kendilerini hayran bırakan arılar, ekosistemde önemli bir yere sahiptir. Bilimsel adı Entophila olan 3 çift bacaklı 15-25 mm boyutunda uçan kanatlı bir böcektir. Baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 bölümden oluşan vücutları yumuşak bir kıl örtüsüyle kaplıdır. Başlarının yanında 7000 kadar küçük gözden oluşan iki büyük gözleri ve ayrıca alnının ortasında 3 tekil gözleri bulunmaktadır. Gözleri açık şekilde uyumaktadırlar. Boruyu andıran emici bir dile sahiptirler. Saniyede 230 kez kanat çırpabilmektedirler. Bal arılarının 170 koku alıcısı bulunmaktadır. Birbirlerini kokuları sayesinde ayırt ederler. Her koloninin kendine has bir kokusu bulunmaktadır. Ortalama bir bal arısı hayatı boyunca bir çay kaşığının 12'de 1'i kadar bal üretir. Bir arı kendi ağırlığının yüzlerce katı kadar bal yükü taşıyabilmektedir. Arıların 20.000'den fazla farklı tür bulunmaktadır. Bal arıları saatte 24 kilometre hızla uçabilmektedir. Arılar birbirleri arasında farklı ritmik hareketlerle iletişim kurmaktadırlar. Bilim adamları tarafından bu hareketlere arıların dansı denilmektedir. Bal arılarının sağladığı yararlardan en önemlisi çiçekli bitkilerde ve meyve ağaçlarında tozlaşma yapmaları ve bunun sonucunda döllenmeye yapmış olduğu katkıdır. Bitkinin meyve ve tohum üretiminde çok önemli bir süreç olan tozlaşma, çiçeğin erkek organlarındaki polenlerin dişi organlara taşınma işlemidir. Ve bu görev bal arıları tarafından mükemmel bir şekilde yerine getirilmektedir. Dünya gıda maddelerinin %90'ı bitki türlerinden elde edilmekte ve bu bitki türlerinin %63'ü arılar tarafından tozlaşmaya gereksinim duymaktadır. Tozlaşma, ekosistemin sürdürülebilirliği ve insanlar için hayata önem taşımaktadır. Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa, insanın sadece 4 yıl ömrü kalır.